24 yıl geçti, hala çürük binalardan bahsediyoruz. Binalar depreme dayanıklı değil mi, dayanıklı mı değil mi diye tartışıyoruz ki bu sorunun bitmiş olması gerekiyordu. Yani 24 yıl bu soruna gerektiği gibi eğilense, gerektiği gibi üzerinde durulsa herhalde bugün bunları konuşmazdık, ama 24 yıl önce ne konuştuysak hala aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür o gün de uyarıyordu, bugün de uyarıyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylüyor. Şimdi yıl dönümünde bir kez daha, biraz önce Esra Güzel söyledi, olası Marmara depremi diyoruz da bilim insanları olası değil, olacak Marmara depremi diyorlar. Mutlaka olacak. O deprem geliyor. 7 büyüklüğünde, 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem bekleniyor Marmara'da. Bir kez daha Naci Görür bunları tekrarladı. İşte inşallah bu sefer duyulur diyelim. Depremde olabilecek yıkım nedeniyle burada ulaşım da olmayabilir veya çok sıkıntılı olabilir. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde uyardı. Yeni Marmara depremine uzun zaman kalmadığını söyledi. 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. 24 yılda da en az 50 santim daha stres birikti demektir. Bir de bu olan depremler öyle veya böyle belli oranda stres yükleyebilir, yüklemiştir. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür, mega kentte 7 ve üzeri depremin her an olabileceğini belirtti. Yapılan uluslararası çalışmaların sonuçlarına vurgu yaptı. 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının %64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. Profesör Görür, deprem sonrası İstanbul'u bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Şimdi öyle bir depremin olması anında İstanbul kendi kendini besleyemez, kendi kendine yardım edemez. Eğer İstanbul depremde yardım umut ediyorsa bunu bu depreme uzak büyük kentlerde yığışım yaparak veya onlarla anlaşma yaparak, planlayarak bu işi yapması lazım. Destek ve kurtarıcı ekibin dışarıdan gelmesi lazım.